Herkese merhaba. Bugün kanalımızda pandemi döneminde çok zorlanan bir sektörü ve iş kolunu konuşmak istiyorum. Satışçıları konuşacağız bugün. Biraz satışçılara da destek vermek istiyorum bu anlamda. Çünkü pandemi döneminde biraz daha hayatta kalma güdümüzle yaşamaya çalışırken birilerinin bizi arayarak satış yapması gerçekten bizi zorlayabiliyor. Bunu üst üste yaşayan satışçılar için de gerçekten zihinsel ve psikolojik olarak da çok zorlandıkları bir dönem haline geliyor. O yüzden ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, tüm satışçı arkadaşları sizi çok çok iyi anlıyorum. Ve bu dönemde şunun altını çizmek istiyorum. Sizin zihin yapınız, duygusal dayanıklılığınız, yılmazlığınız her zamankinden çok çok daha önemli. Bu anlamda kendi psikolojinize, ruhsal sağlığınıza, dayanıklılığınıza eğer destek olabilirseniz, ihtiyaçlarınızı bu anlamda karşılayabilirseniz çok daha başarılı, güzeldir güzel, akışkan görüşmeler yapacaksınız. Ee, öncelikle bunu söylemek istiyorum. Dünyaya baktım, uzmanlar ne söylüyor, araştırmacılar ne söylüyor, pandemi döneminde satış yapmanın zorlukları neler, ee, avantajları var mı gibi. Çünkü yüz yüze satış yapan ekipler de online platformlara taşıdı görüşmelerini ve daha çok da telefonla satışa döndü aslında hizmet ağa buranın bir takım tabii ki avantajları var, dezavantajları da var. Ama öncelikle müşteri ilişkileri yönetimi kısmının altı çiziliyor bütün dünyada. Gerçekten müşteriyle sadece otantik Gerçekçi bir bakış açısıyla ele alınan ve öyle devam ettirilen görüşmelere imza atabilirsek eğer biz de kendimizi iyi hissedeceğiz. Potansiyel müşterilerimiz de kendini çok çok iyi hissedebilecek kurumumuzla, şirketimizle, markamızla da bağ kurabilecekler. Bu anlamda kendimce beş tane önemli kritik beceri setinin altını çizmek istiyorum. Bir... Öncelikle dediğim gibi kendi duygusal dayanıklılığınız için öncelikle zihninizde neler oluyor? Bir burayı fark edebilir misiniz? Üst üste zorlandığınız noktalarla karşı karşıya kaldığınızda içinizde ne oluyor? Bedeninizde ne oluyor? Zihninizde ne tip inançlar dolaşmaya başlıyor? Çünkü burada bir bariyerle karşılaşırsanız eğer o bariyer sonucu negatif yönde etkileyebiliyor. Yani bu tip yaklaşan müşterilere satış yapılmaz ya da üç tane cevabı aldınız, şimdi tekrar bu dönemde de aranır mı diyecek bu müşteri filan gibi bir inançla e, o görüşmeye başladığınızda e, kendi dayanıklılığınıza da aslında zarar vermiş olacaksınız. Dolayısıyla o zihin yapısını pozitifte tutmanız çok çok önemli. En azından nötrde tutabilirsek çok çok iyi olur. O görüşme öyleydi ve bitti. Bazen üst üste gelse de bugün böyle oldu yarın başka türlü olabilir ve size olan inanın başkasına da oluyor. Özel olarak size olmuyor yani. O yüzden satışçılar olarak zorlandığınız noktalarda kendi ihtiyaçlarınızı karşılamanın yollarını bulun diyeceğim. Ve görüşmelerinizi güçlendirerek nasıl başarılı olabileceğinizin yöntemlerini sürekli olarak araştırmaya odaklanın. İkincisi... Bu dönemde görüşme sürelerinin uzadığını gözlemliyorum. Yöneticilere belki seslenebilirim bu anlamda satışı yöneten yöneticiler lütfen bu konuda çalışanlarınızı çok fazla baskılamayın. E, çünkü zaten tavsiye edilen araştırmacıların da söylediği şey bu. Biraz daha uzun konuşun, sohbet edin. Yani gerçekten bu görüşmeler sohbet havasında akmazsa biz müşterimizle bağlantıya geçeriz ama bağ kuramayız. O yüzden bu e, görüşmelerde sahici bir şekilde bazı soruları sormamız lazım. Nasılsınız? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Pandemi sizin için nasıl geçiyor? Nerelerde zorlanıyorsunuz? Ahmet Bey, Ayşe Hanım demeliyiz ki bir ortak noktada aramızda bir bağ olursun. Yani tek taraflı monolog görüşmeler yaparsak ee, olmuyor. Zaten kimse bizi dinlemiyor. Satış çabasını biraz geriye alabilir misiniz demek istiyorum. Çünkü oradaki çaba öne geçtiğinde karşı tarafta hiç olumlu bir hissiyat yaratmıyor ve o görüşmeler sonlandırılıyor. Bazen de yüzünüze kapatılabiliyor telefonlar. Üçüncüsü Tabii duygusal zekanın en önemli parametrelerinden bir tanesi empati, değil mi? Empati göstermek her zamankinden çok çok daha önemli. Lütfen potansiyel müşterilerinize ve müşterilerinize empati gösterin. Onların duygularını ve düşüncelerini onlara iade etmeyi, tekrar etmeyi unutmayın. Zorlandığınızı görüyorum. Çelişkide kaldığınızı görüyorum. Güç bir durum. Gerçekten hepimiz sıkıştık gibi ifadelerle. Lütfen ortak noktada duygudaşlığınızı geliştirmeye çalışın. Dördüncüsü sunumlarınızda lütfen yaratıcı olabilir misiniz? Bu sohbetler gerçekten e, akışkan gitsin ama hikayelerle yaşadığınız günlük yaşamda senaryolarla değil gerçek yaşadığınız hikayelerle bezeyebilir misiniz bu konuşmaları? Burası çok çok önemli. O zaman ortak bir bakış açısı yakalamanız da daha kolay olacak. Müşterinizi görün o da sizi görsün. Ve... E, bir ortak noktada buluştuktan sonra belki sektöre göre değişebiliyor ama e, ürününüzü hizmetinizi gösterebilirsiniz telefondan daha online görüşme platformlarına doğru bu görüşmeleri kaydırabilirseniz çok daha iyi olur etkileşim kurma açısından müşterinin sizi görmesi sizin de onu görmeniz açısından. Hem de mimiklerini göreceksiniz o da sizi görecek. Güven yaratmak o anlamda daha da kolay olabilecek. Beşincisi ve son olarak benim tavsiyem şu olabilir. Olası bir takım itirazlar bazı yerlerde yoğunlaşıyor. Ne gibi? E, müşteriler e, kaynaklarını özellikle finansal kaynaklarını nereye ayıracaklar e, nasıl önceliklendirecekler burada bir karar veremiyorlar e, odaklarını belirlemelerinde onlara yardımcı olmak için öncelikle lütfen itirazlarını dinleyin ve o perspektiften baktığınızda nasıl geliyor farklı yönlerde olabilir mi bir de şöyle bakabilir miyiz acaba diye bir perspektif genişletme stratejisi önerin lütfen ama fakat gibi bağlaçlarla müşterinin karşısına geçmeyin, yanına geçerek onu zenginleştirmeye, çeşitlendirmeye çalışın. Bu sattığınız ürün ya da hizmetin sunduğu değere odaklanın. O artı değer müşterinin hayatına ne katacaktır? O değerin altını çizerseniz ve bunu vurgularsanız çok daha gerçekçi görüşmeler yapacağınızı düşünüyorum. Hepinize başarılar dilerim.